Allah cezanızı versin. Nasıl baş edilir bunlarla bilmiyorum ki. Ne oldu? Kimle konuşuyorsun? Ya yine bir uyuşturucu tacirini yakalamışlar. İnşallah müebbet yer bir daha da çıkamaz. Umarım. En azından biri yakalanmış ama bunlardan sokaklarda yüzlerce var. Kökünü kazımak lazım bunların. Çıkıyor musun? Çıkıyorum. Hadi gel. Sen çok özledin mi beni? Hem de nasıl? Ama babanla da çok güzel vakit geçirmişsiniz. Fotoğraflarınızı gördüm. Evet. Ayşegül ablam, ben, babam çok eğlendik. Çok seviyor musun sen bu Ayşegül ablanı? İyi biri yani. İyi anlaşıyoruz. Beni mi daha çok seviyorsun onu mu? O nasıl soru ya? Şaka yaptım. Hadi sen uyu bakalım hadi. Bugün oldukça zengin ve hayırsever ziyaretçilerimiz var. Eğer burayı beğenirlerse çok büyük yatırımda bulunacaklar. Ama çok büyük. Süper. Biz ne yapacağız? Yani bilmiyorum ki. Ya inşallah bir aksilik, bir karışıklık çıkmaz. Kapı yuttu Bahri Umman. Nasıl çaktım ama manşeti. Şimdi çıksın da göreyim bakayım. Ayşegül ablan sana çok kırgın oğlum. Niye? Ne oldu ki? Resmen sattın kızı ya. Ama ne yapayım yani? Annem gelmişti. Ya tamam haklısın ama bak. Annen ayrı, Ayşegül ablan ayrı. Sen şimdi ne affet, kızın bir şekilde gönlünü al. Ne bileyim bak şimdi sen ara, sürekli mesaj at. Sakın rahat bırakma tamam mı? Bak vallahi az önce konuştum. Yani sesi gerçekten kırgın gibi geliyordu. Tamam anladım. Sen merak etme. İyi. Hadi benim işim var kapatıyorum. Baba bir dakika dur. Annem Bahri amcanın. Bundan sonra Sinan'la ilgili meseleleri yalnızca benimle konuşacaksınız. Peki Poyraz Bey? Yalnız benimle dedim. Babasıyla değil, dedesiyle değil. Sadece benimle. Siz nasıl isterseniz. Beni anladığınızı umuyorum. Gayet iyi anladım. Ama babam çok kırgın dedi. Yok be Sinancığım. Niye sana kırgın olayım ben? Hayır. Harbiden babam çok kırgın dedi bana. Ben de üzüldüm. Ay babanı bilmiyor musun? Yine ortalığı karıştırıyor işte. Öyle mi dersin? O zaman bu akşam buluşuyor muyuz? Tamam konuşuruz. Tamam. Hadi ben kapatıyorum Ayşegül abla. Kimle konuşuyorsun canım? Hiç. Kimmiş bakalım o hiç? Ayşegül abla. Niye benden saklıyorsun ki? Bilmem ki. Hadi bakalım doğru sınıfa. Tamam. Anne, kızmadın değil mi bana? Niye kızayım? Aşk olsun. Hadi bakalım. Hepimiz gönüllü doktorlarız burada. Sizin uzmanlığınız ne? Kalp. Yaklaşık 20 hastamız var şimdilik. Hepsi de genç yaşta maalesef. İmkanlarımız el verirse daha çok hastaya bakmak istiyoruz tabii ki. Efendim oğlum? Ya baba, demin söyleyecektim de telefonun yüzüme kapattın. Bahri amcayı tutuklamışlar. Çıkacak oğlum, merak etme. Bu arada baba, annem Ayşegül ablanın Bahri amcanın kızı olduğunu öğrendi. Telefonda konuşurken duydum. Ayşegül ablanın yerini arıyordu. Ya sen ne diyorsun oğlum ya? Şimdi mi söylenir be yavrum bu ya? Ya baba, vallahi kusuruma bakma. Annem yanımdaydı, arayamadım. Şimdi teneffüse çıktım. Tamam, tamam oğlum. Kapat. Hadi kapat.
Usta, usta bas gözünü, Sevim'i çabuk gitmemiz lazım. Hadi. Merhaba Ayşegül Hanım. Nasılsınız? Sizin ne işiniz var burada? Ben de kurumunuza destek olmak istiyorum. Az önce hasta sayısını artırmak istediğinizi söylediniz. Görünüşe bakılırsa bu çok uzak bir ihtimal değil. Pardon, ne demek istiyorsunuz? Bu gazetedeki beyefendi. Bahri Umman, uyuşturucu taciri. Ve hanımefendinin babası. Ayşegül, doğru değil herhalde, değil mi? Benim babam böyle bir şey yapmaz. Babanız mafya değil yani. İş adamı. Evet, karlı işlerden anladığı ortada. Senin amacın ne? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben babamla yıllardır doğru düzgün görüşmedim bile. Tutuklandığını şu anda öğreniyorum. Biz müsaade istesek iyi olacak. Eminim bir yanlış anlaşılma vardır, lütfen. Ayşegül, bir açıklamam vardır umarım. Evet. Bu gazetedeki adam benim babam. Evet, mafya babası. Ama benim babam asla uyuşturucu satmaz. Peki bu haber ne? Bilmiyorum, şimdi gördüm. Nedir? Senin burada ne işin var? Ha? Ayşegül Hanım'ı ziyarete geldim. Ya sen aklını mı kaçırdın? Ne işin var senin Ayşegül'le? Senin sevdiğin kadının babasının bu kağıtlarından haberin var mı? Var ya da yok. Sana ne? Çık git buradan hadi. Bak, oğlumun böyle bir kadınla arkadaşlık etmesine izin veremem Poyraz. He. Bu sana son uyarımda. Eğer bir tek hata yaparsan, hı-hı, sen de göremezsin Sinan. Yapma ya. Sen babandan mı öğrendin bakayım bu lafları? Biz oraları çoktan geçtik Begüm Hanım. Hadi git buradan, hadi. Görürüz. Hadi şimdi git Ayşegül'ü teselli et. Ha. Nasıl iyi olabilirim? Değilim tabii ki. Kusura bakma ya, benim de hatam, yetişemedim. Sinan da söylemişti halbuki. Ben nasıl insan içine çıkacağım? Nasıl insanların yüzüne bakacağım? Uyuşturucu nereden çıktı? Ayşegül, yok öyle bir şey. Senin babana iftira attılar. Yok öyle bir şey. Göreceksin, aklanacak zaten. Sen biliyor muydun bunu? Biliyordum, bana söylemedin mi? Ya üzülmeni istemedim işte. Ya yalan zaten, yalan. Yalan. Yarın öbür gün çıkacak doğrusu ortaya. Ya. Adamın çarşaf çarşaf haberleri çıkıyor gazetede. Ben utanmadan kalkıp bu kliniğe geliyorum. Uyuşturucu yüzünden içeri alındığını senin eski karından duyuyorum. Nasıl söylemezsin bana ya, nasıl? Ayşegül. Tamam Poyraz, dur. Tamam. Seninki bugün ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Ayşegül'ün çalıştığı yere gitmiş. Ortalığı birbirine katmış.
Eyvah! Niye? Ne bileyim ben? Bu Poyraz'ı kıskanıyor olmasın? Yeniden barışmazlar değil mi? Yok canım. Daha neler? Hay Allah! Biz Sinan'ı kurtaralım derken bir de Begüm çıktı. Sen de hemen senaryo yazma.